Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 7 Aralık Pazartesi maçları için karşınızdayım. Bugün yine sizlere 2.34'lü 2 maçlı bir kombine vereceğim arkadaşlar. Onun dışında da gene ilk ay 1.5'lü maçlar söyleyeceğim. İnşallah iyi geçer yine. Dünkü kuponumuz tuttu bu arada. 6 Aralık kuponumuz. Şöyle bir bakayım. 2.79 arkadaşlar. Ee, dünkü tuttu. Şeytanın bacağını kırdık diye düşünüyorum. Bakalım. 7 Aralık'la ilgili arkadaşlar. Dediğim gibi ikili bir maç vereceğim. Öncelikle bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. İlk maçımla başlayayım arkadaşlar. İspanya Premier Ligi'nden Eibar Valencia maçı saat 23'te başlıyor. Ev sahibi 2 mi, deplasman 2 65 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Valencia 20 takımlı ligde 16. sırada. bu sene iyi değil. kötü gidiyor. bazen son anda kurtarıyor, beraberlikler puanları ama genel anlamda iyi değil. Gördüğünüz gibi hani şu maçta 2-0'dan çevirmişti. Evet. Yani hep geriden geliyor arkadaşlar ve Real Madrid'i bir ayada kalandığı bir Real Madrid galibiyeti var 4 birlik. İlk yarısı 2 bir bitmişti o maçın. Son hafta Atletico Madrid tamam kolay bir maç değil ama Valencia'da işlerin ters gittiği zaten sıralamadan da belli. Eyba'ya bakarsak arkadaşlar son 5 maçında bir defa evinde yenilmiş Kadize. Onun dışında son 3 maçında 2 beraberlik bir galibiyet almış. Deplasmanda bir galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyet var. Dediğim gibi Valencia'da bir şeyler ters gidiyor. Bu maç hakkındaki tahminim arkadaşlar. Söylemeden önce lütfen video olayıma bir beğeni, bir yorum atın. Toto'da da çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an son bir maç kaldı. 11 bildik. Trabzon ona da 1-0 çifte şans demiştik Toto'da. O da gelirse Toto'da 12 bilmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani enteresan sonuçlara rağmen e, Alanya 0-2 vermeme rağmen Alanya yenildi. Kayseri yene, şey Göztepe yenemedi. Aksilikler oldu. Bayern Münih'e hevedik, Yani yenemedi. Tamam Leipzig'le oynuyor ama sonuçta evindeydi. Şanssızlıklara rağmen Trabzon yayın beraber bile kalsa veya kazansa 12 tutturmuş oluyordu arkadaşlar. Toto videolarımızı da kaçırmayın. Bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1.42'den ilk yarı gol var. İkinci maçımız arkadaşlar. Macaristan'dan Tom Batel'in Siofak maçı saat 22'de başlıyor. Çok enteresan isimler var arkadaşlar. İnanın söylemesi benim için sıkıntı. Yani birçok kişi için de öyle zaten saat 22'de başlıyor söylemiştim. Ev sahibi 1.65 deplasman 3.30 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu haftanın maçları oynandı. Ev sahibinin şurada bir galibiyet alması halinde yayını koyacak. Çok bir şey değil ama deplasman takımı için artık yani her maç önemli ama bundan sonraki maçlar deplasman takımı için çok daha önemli arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş potaya yaklaşıyor. Yani zaten iki, bir puan üstünde potanın. Ama işte iyi gitmiyor. Acil bir şekilde puan ve puanlar alması lazım. Ama şöyle ayalayındaki o maçlara baktığımız zaman ev sahibi son 4 maçın 3'ünü kazanmış. Bir tanesinde de beraber kalmış. Yani evinde oynadığı 4 maçta kaybetmemiş. Son 2 deplasman maçını da kazanmış ev sahibinin açık aya bir üstünlüğü var. Şöyle bakarsak arkadaşlar ev sahibi 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet bir beraberlik almış. Deplasmansa bir çıkış yakalamış aslında. Son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Hiç beraberlik almamış. Biraz biraz gol yollarından, fena değil arkadaşlar ama Deplasman'da son 2 maçı 1-0 bitmiş. Birini kazanmış, birini kaybetmiş. Deplasmanlarda biraz daha temkinli oynuyor gibi gözüküyor arkadaşlar Yani Çok böyle hani ev sahibinin rahatlıkla bir buçuk üst yapacağını bekliyorum deplasman atar, atamaz Bir şey diyemiyorum ama Ben ev sahibinin En azından üstündekilerle şöyle bir daha göstereyim Puan farkını açmamak için Birkaç basamak daha düşmemek için ev sahibi bu maçı kazanacağını düşünüyorum ama ben taraf bahisi almam bilirsiniz Takip edenler bilir. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 165'ten 2.5 üst. Lütfen e, videolayma bir beğeni bir yorum atın arkadaşlar. İnanın e, ne kadar önemli olduğunu e, bilemezsiniz. E, devamlı destek olan, e, kupon tutsa da yatsa da yorumunu yapan, beğenisini atan insanlar var. Onlara tekrar teşekkür ediyorum bir kez daha. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Gelelim hikaye bir buçuk arkadaşlar. Fiorentina Genoa maçı var. Saat 22.45'te. İtalya sayı A'dan. Yani şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bu maç iddiada şu an gözükmüyor. Ama alacağı bir maç. Ee, o yüzden size oran söyleyemeyeceğim ama şöyle yapalım. En azından şöyle göstereyim. Yani ben bu maçtan arkadaşlar hikaye bir buçuk üst bekliyorum. Bugün size dört tane hikaye bir buçuk üst söyleyeceğim ama şunu unutmayın. Gerçi bunu e, burada oyan açık değil. İnsanlar çok atlıyor. Bir dahaki bir dahaki maçta söyleyeyim arkadaşlar. İlk yayı 1.5 üst beklediğim maçlardan bir tanesi. Onu söyleyeyim öncelikle arkadaşlar. Bir diğer maçımız arkadaşlar. Sırbistan Süper Liginden. İşte şöyle yaptığım zaman insanlar burayı gördüğü zaman duyuyor arkadaşlar. O yüzden burada anlatayım. E, Sırbistan Liginden arkadaşlar. E, başka Palanka Metalak maçı saat 3'te başlıyor. Öğlen 15'te ee, bu da ilk ay bir buçuk üst beklediğim maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Dediğim gibi bugün ile yine dört tane söyleyeceğim. Yalnız bunu da canlı oynayan arkadaşlar. Daha önce defalarca söyledim ama ilk ay bir golü de bekleyebilirler arkadaşlar. İlk ay bir gol geldikten sonra dakika 30 dahi olsa ilk ay bir buçuk üst denenir. Yani bazen ilk ay sıfır sıfır bitebiliyor. Ee, yani bu sistemimde böyle bir şey var. Ama genelde e, ilk gol 30'dan önce, 35'ten bile önce gelse bazen oluyor. Dediğim gibi canlı oynayanlar o şekilde de değerlendirebilirler. Normal sistem kuponlarında denenebilir arkadaşlar. 2.55'lik bir oranı var. Ben hep söylüyorum. Kesinlikle hepsini aynı kupona koymayın. En fazla tek tek kullanın. Yanına da bir tane 1.5 üst 2.5 üst güvendiğiniz bir maçla 3-3.5-4 oranları yakalayabilirsiniz. Maçınıza göre. Bir diğer maçımız arkadaşlar. Portekiz 2. liginden. Saat 21.30'da başlıyor. Kohilva Chavez maçı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da 2.55 oranı var. Yine aynı şeyler. Bütün ilk yayın maçlarım için geçerli de arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, dördüncü maçım da arkadaşlar. Az önce e, kuponumda da söylediğim maç. Bu da aynı şekilde İlk ay bir buçuk yüz gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi Ama dediğim gibi canlı oynayanlar farklı değerlendirebilirler e, Maçlarım bu kadar arkadaşlar <laughs> Bunun dışında Katıl e, gruplarımızdan bahsedeyim arkadaşlar Katıl <laughs> gruplarımızda gerçekten çok iyi gidiyoruz arkadaşlar özellikle Canlı maçlarımızdan Çok çok iyi gidiyoruz bilginiz olsun ee, burada haftada 5-10 canlı maç dediğime bakmayın arkadaşlar. Bu hafta 45 tane attım. Bilginiz olsun. Çok çok fazlasını atıyorum. Bu Buraya bunu şekilde yazmamın nedeni... ...verdiğim sözü tutmak. Ee, o yüzden böyle sayıları düşük yazdım. Tabi miktar, meblağ yükseldikçe arkadaşlar... Ee, ...maç sayısı da çoğalıyor. Ve çok iyi bir başarı elde ettik. Ee, bugün... 4 tane falan attım bugün çok fazla atmadım 4 veya 5 hatırlamıyorum biraz yorgunum bu aralar gece sabahlara kadar bir şeylerle uğraşıyorum ama dünkü e, düzeni söyleyeyim arkadaşlar 41'de 36 idi yani çok iyi gidiyordu hala da gidiyor yani <laughs> o yüzden katıl gruplarımızı kaçırmamanızı tavsiye edeyim eğer canlı bahis oynuyorsanız canlı bahiste bastığınız miktara göre hep söylüyorum kazanırsınız ama az ama çok yani yüklü oynuyorsanız yüklü kazanırsınız. Düşük oynuyorsanız düşük kazanırsınız. Ama kazanırsınız. Bunu söylüyorum tekrar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.